Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz gençler, bakteriler ve arkeler alemi. Yeni konumuza başlıyoruz. Üçüncü ünitemiz yani son ünitemiz olan canlılar dünyasında ilerliyoruz. Sonlara doğru da yaklaştık gençler. Bir önceki dersimizde sınıflandırma kategorilerinden bahsetmiştik. Sınıflandırmanın amacını anlatmıştık. Canlıları neden sınıflandırıyoruz? Eskiden yapılan sınıflandırma ne? Günümüzdeki yapılan sınıflandırma ne? Hangi özelliklere sahip? bunlardan bahsetmiştik. Bugün de artık alemlere giriş yapacağız. Canlılar kaç aleme ayrılıyorlar onu öğreneceğiz. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlıların özelliklerini de bugünkü dersimizde öğrenmiş olacağız. Bugünkü dersimizi bitirdiğimizde açıyorsunuz sıfırdan dokuzaları. Hemen söylüyorum sayfaları 158'den başlıyorsunuz. Bakteriler alemini çözüyorsunuz. Özellikleri testini, önemi testini çözüyorsunuz. Arkelerde bugünkü dersimizin konusu olduğuna göre protist alemine kadar geliyorsunuz. Yani sayfa 167'ye kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan 9'a biyolojiden. 9 dinamoda da aynı şekilde gençler bakteriler ve arkeler alemi testlerini çözmenizi istiyorum. Onların da hemen sayfalarını söyleyeceğim. Hemen açıldılar zaten. Şöyle sayfa 123'ten başlıyorsunuz. Protist alemine kadar geliyorsunuz. Yani sayfa 126'yı da çözüyorsunuz gençler. Hızlıca dersimize başlayalım. Şimdi bugünkü dersimizde dediğim gibi canlı alemlerinden bahsedeceğiz. Kaç tane alemimiz varmış onları öğreneceğiz. Bakteriler aleminde hangi canlılar yer alıyor? Bu canlıların genel özellikleri nelerdir? Beslenmelerine, solunumlarına, üremelerine göre bakteriler kaça ayrılıyor? Yine bunlar bugünkü dersimizin konusu olacak. Bir de arkeler aleminde yer alan canlıların genel özelliklerini anlatacağız. Arkeler alemindeki canlılar kaça ayrılıyor? Bunların biyolojik ve ekonomik önemi de yine Bugünkü dersimizin konusu olacak. O zaman canlı alemleri ve özellikleri dediğimiz zaman canlıları sınıflandırmamız lazım. En üst basamak olarak da alem düzeyinde gruplandırıyorduk. Tabii ki alem düzeyinde bir gruplandırma yapıyoruz ama teknoloji gelişiyor, bilimsel çalışmalar ilerliyor, yeni yöntemler, yeni canlılar keşfediliyor. Canlılar keşfedildikçe de alemlere, e, alemlerde yer alan canlıların bulunduğu yerler birbirinden farklılık gösterebiliyor gençler hemen örnek üstünden aslında ne demek istediğimi anlatacağım biz bugün günümüzde canlıları 6 tane aleme ayırıyoruz yani geçerli olan sınıflandırma basamağımıza göre bakteriler arkeler, protistler, bitkiler mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 tane alemimiz var ama 1700'lü yıllarda canlıları sadece iki tane aleme ayırmışlar demişler ki bitkiler alemindeki canlılar var Bir de hayvanlar aleminde canlılar var demişler 1800'lü yıllara gelindiği zaman mikroskobun keşfedilmesiyle Aslında gözle görülemeyen canlılar olduğu da keşfedilmiş o gözle görülemeyen canlıları da protistler olarak bir grup olarak ayırmışlar protistler bitkiler ve hayvanlar var demişler 1925 yılında o gözle göremediğimiz canlıların Aslında birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduklarını mesela bazıları prokaryot dediğimiz DNA'sının etrafında çekirdek bulunmayan çekirdeksiz hücreler olduğunu bazılarının ise çekirdekli olduğunu görmüşler. Onları da kendi içerisinde prokaryot ve ökaryot diye gruplandırmaya başlamışlar. 1950'li yıllarda bakteriler ve arkeler alemini monera alemi olarak isimlendiriyorlar. Sonra bir protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar vardır diye devam ediyor. 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman ise bak bakterilerin Arke bakteriler diye bir alt grubunun olduğunu söylüyorlar. Daha sonra 2015 yılından itibaren arkeler ayrı bir grup olarak değerlendirilmiştir sebebini anlatacağım gençler. Yani bilmenizi istediğim şey günümüzde 6 tane alemimiz var. Bakteriler ve arkeler alemi bugünkü dersimizin konusu olacak. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Kalan 4 tane alemimizde bulunan canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryotla ökaryotun arasındaki farkı da hatırlatmış olayım. Aslında daha önceki ünitelerimizde üstünde çok durmuştuk. Prokaryot canlılarda zarlı hiçbir organel yoktu. DNA'larının etrafında da zar bulunmadığı için prokaryotlara çekirdeksiz, ökaryotlara ise çekirdekli hücreler diyebiliyorduk. Prokaryot ve ökaryotlarda hatırla DNA, RNA, ribozom organeli, hücre zarı ve sitoplazma ortak olarak bulunuyordu. Bunun haricinde ökaryotlarda DNA'nın etrafı zarla çevrili yani ökaryotlar çekirdeklidir. Golgi gibi, endoplazmik retikulum gibi, mitokondri gibi, koful gibi zarlı organeller ökaryotlarda bulunabilir. Prokaryotlarda bulunamaz. Gençler, diyeyim. Sonra yapılan bilimsel çalışmalardan biraz bahsedeyim. Bizim protist alemimizde Öglena ve Paramesyum adını verdiğimiz iki tane tek hücreli canlımız var. Bir sonraki dersimiz protist alemi olduğu için bunlardan detaylı olarak bahsedeceğim. Öglena dediğimiz canlı tek hücreli, kamçısıyla hareket eden fakat kloroplast organeli bulunduğu için fotosentez yapabilen bir canlıdır. Paramesyum dediğimiz canlı da yine tek hücreli, silleriyle hareket eden bir canlı. Bu canlıları keşfettikleri zaman demişler ki Öglena için fotosentez yapıyor. O zaman bu en gelişmemiş bitkidir. Paramesyum aktif olarak yer değiştiriyor. Kendi besini kendi sentezleyemiyor. Heterotrof beslenme özelliğine sahip. O zaman bu da hayvanların alt grubuna girsin demişler. Ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki Öglena bitki değil, paramesyum hayvan değil. Bunlar protista alemi denilen aleme ait canlı canlılar gençler. Dediğim gibi günümüzde bakteriler alemi ve arkeler alemi olarak prokaryot hücre yapısına sahip iki tane alemimiz var. Protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemine dahil dört tane de ökaryot alemimiz var. Hatta şunu da hatırlatmış olayım. Bakteriler alemindeki tüm canlılar tek hücrelidir. Arkeler alemindeki tüm canlılar da tek hücrelidir. Protista aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemine baktığımız zaman tamamı çok hücreli canlılardan meydana geliyor. Mantarlar aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Hayvanlar alemindeki canlılar ise çok hücrelidir. O zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyim? Prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Tek hücrelilerin tamamı prokaryottur diyemem. Ökaryot olup tek hücreli olan canlılar da var gençler. Canlılar alemini yine şuradan göstermiş olayım. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar olmak üzere altıya ayırdık. Her zaman nereden nereye doğru yazıyoruz? Gelişmemişten gelişmişe doğru yazıyoruz. Gençler, bakteriler alemiyle de başlamış olayım. Şimdi bakteriler alemi dediğimiz zaman öncelikli olarak tabii ki detaylı, uzun uzun anlatacağım gençler. Bilmenizi istediğim en başta şeyler bahsedeyim. Şimdi bakteriler aleminde bulunan canlıların tabii ki hücre zarı bulunmak zorunda prokaryot hücre yapısına sahip canlılardan bahsediyoruz. O zaman hücre zarı tüm bakterilerde bulunacak. Sonra bakterilerde halkasal çift zincirli bir DNA bulunacak ama DNA'nın etrafında zar yok yani çekirdek yok. Tabii ki bakteriler aleminde bulunan canlılarda ribozom pardon RNA'yı yazayım önce. RNA da bulunacak gençler. Bir de Bakteriler alemindeki canlılarda zarsız olan protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de bulunacak. Bu kahverengiyle yazdıklarım tüm bakterilerde ortaktır. Bazı bakterilerde bakterilerin çok büyük bir kısmında Hücre zarının dışında hücre duvarı dediğimiz bir yapıda bulunacak. Hatta bakterilerin hücre duvarı da peptidoglikan yapılıdır diyeceğiz. Hemen hücre duvarını da yazmış olayım gençler. Sonra bazı bakteriler hastalık yapabiliyor. Hastalık yapabilen bakterilerle mücadele etmek çok daha zordur. Çünkü hastalık yapan bakterilerde hücre çeperinin duvarının dışında bir de onlarda koruyucu kapsül adını verdiğimiz yapılar bulunuyor. O yüzden de onlarla mücadele etmek bir tık daha zor oluyor gençler. Bazı bakteriler aktif olarak yer değiştirebilir aktif olarak yer değiştirebilen bakterilerde de tabii ki kamçı bulunacak. Sonra bakterilerin bazıları fotosentez yapabiliyor. Fotosentez yapabilenlerde kloroplast organeli bulunabilir mi? Hayır. Kloroplast çift zarlı bir organeldir. Sadece ökaryotlarda bulunabilir. Bir bakteri fotosentez yapıyorsa sitoplazmasında klorofil pigmenti dediğimiz pigment yer alıyordur.

yine oksijenli solunum yapabilen bakterilerimiz var. Ama oksijenli solunum yapan bakterilerde de mitokondri organeli bulunamaz. Onlarda ne bulunacak? Stoplazmada ve hücre zarı kıvrımlarında bu işler gerçekleştirilmiş olacak. Bakterilerin birbirine veya bulunduğu ortama tutunmasını sağlayan uzantılara pilus adını veriyoruz. Bir de bakterilerde küçük DNA parçaları bulunabilir. Onlara da plazmit adını vereceğiz gençler. Yaslan arkana. Benim kahverengiyle yazdıklarım tüm bakterilerde ortak. DNA, RNA, ribozom, hücre zarı, stoplazma tabii ki tüm bakterilerde bulunacak. Maviyle yazdıklarım ise bazı bakterilerde bulunup bazı bakterilerde bulunmayacak. Aktif yer değiştirenlerde kamçı var. Hastalık yapanlarda kapsül var. Fotosentez yapanlarda klorofil pigmenti var. Yine bazı bakterilerde bulunduğu ortama tutunmayı sağlayan piluslar veya birbirlerine tutunmayı sağlayan piluslar bulunacak. Bakterilerde küçük DNA parçaları da var. Onlara da plazmit ismini veriyoruz. Günümüzde mesela biyoteknolojik çalışmalarda bakteriler çok fazla derecede kullanılıyor. Mesela biz bir geni Başka bir canlıya aktarmak istiyoruz bazen. Mesela insülin hormonu sentezleyemeyen şeker hastası insanlar için insülin hormonu üretmek istediğimiz zaman insanlardan elde ettiğimiz insülin sentezleme genini tutup bakterilere ilave ediyoruz. Bakterilerin de küçük DNA parçalarını kullanıyoruz. Yani bu plazmitler çok fazla derecede günümüzde biyoteknolojik çalışmalarda kullanılıyor. O zaman hemen şunu kenara alarak. Bir de buradan göstermiş olayım. Bakteriler dediğimiz zaman dünyada birey sayısı en fazla olan Tamamı tek hücreli mikroskobik canlılardan bahsediyoruz. Bakterilerin depo karbonhidratı aynı bizimki gibiydi gençler. Bunların depo karbonhidratı neydi? Glikojendi. Yani glikozun fazlasını glikojene çevirerek depoluyorlar. Prokaryot hücre yapısına sahipler. Zarlı organelleri, çekirdekleri tabii ki bulunmayacak depo karbonhidratlarını da yine ben size hatırlatmış oldum. Bakterilerde tek bir organel var. O da ribozom organelidir. Ribozom organelinin de zarsız olduğunu zaten unutmuyorsun. Bir de ribozom organelinin protein sentezi işini gerçekleştirdiğini unutmuyorsun. Bakteriler dünya üzerinde çok fazla çeşitliliğe sahip olduğuna göre biz bunları sınıflandırılırken bize kolaylık olsun diye bazı özelliklerine göre gruplandırabiliyoruz. Mesela bakterileri şekillerine göre gruplandırabiliyoruz. Bizim yuvarlak nokta şekilli bakterilerimiz, çubuk şekilli, spiral veya virgül şekilli bakterilerimiz var. Özellikle böyle bakteri öldürücü ilaçlara antibiyotik denir gençler. Antibiyotiklerin reçetelerini açtığımız zaman... Oralarda yazıyor. Mesela diyor ki, bilmem ne bakterisinin streptokokus formuna, streptokokus dediği şey aslında orada yuvarlak demek istiyor. Ya da basilius formuna diyor, çubuk şeklinde demek istiyor. Tabii ki Latince kelimelerini kullanıyorlar. Sonra bir de bunları boyayabiliyoruz. Bakterileri boyayabildiğimiz boyanın adı da Gram boyasıdır gençler. Gram boyası denilen boyayı bakteriye damlattığımız zaman üstüne koyduğumuz zaman eğer bakteri böyle mavi mor bir renk alıyorsa o bakterilere gram pozitif bakteriler diyoruz. Boyayı tutmuyorsa uçuk pembe bir renk alıyorsa o zaman da gram negatif bakteriler ismini veriyoruz. Beslenmesine ve solunumuna göre bakteriler aslında bizim için çok daha önemli. Bunlar bizim en çok karşımıza çıkacak kısım. Dikkatli dinle. Beslenmesine göre bakterileri kendi besinle kendi kendi üretenler yani ototrof bakteriler bir de besinini dışarıdan hazır olarak alan yani heterotrof bakteriler olarak gruplandırabiliyoruz. Kendi besinini kendi üreten canlılarda ya fotosentez yapar ya kemosentez yapar. Bakterilere baktığımız zaman iki olayı da bakteri türüne göre gö görebiliyoruz. Heterotroflar ise ya saprofit çürükçül olacak ya parazit olacak ya da simbiyotik yaşayan çeşitleri olacak. Oksijen ihtiyacına baktığımız zaman da yine bu türün çok fazla çeşidi olan olduğu için oksijenli solunum yapabilenler var, oksijensiz solunum yapabilenler var. Bir de fakültatif adını verdiğimiz grubumuz var gençler. Fakültatif ne demek? Aslında hem oksijenli ortamda hem oksijensiz ortamda yaşayabiliyorlar. Onları da geçici olarak oksijenli yapabilen yani geçici ayrop ya da geçici olarak oksijensiz yapabilen geçici an ayrop olarak gruplandırabiliyoruz. Sonra istersek bazı baktığımız Bakteriler hastalık yapar bazıları yapmaz hastalık yapanlar yapmayanlar diye de gruplandırabiliriz yani aslında şuradaki gruplandırmamızın amacı bize kolaylık sağlamaktır baktığımızda bakterilerde ne dedik bazılarının daha doğrusu çok büyük bir kısmının hücre zarının dışında hücre duvarı bulunuyor. Gençler hücre duvarları da peptidoglikan yapılıdır. Peptidoglikan da şu demek aslında proteinden ve karbonhidrattan oluşan bir hücre duvarları bulunuyor. Hücre duvarı olanlar da sonra Bakterilerin DNA'sı yine çift zincirli ama ökaryotlarda çift zincirli DNA'nın iki ucu birbiriyle birleşik değil, bizimki helix şeklinde. Bakterilerin ise halkasal yani iki ucu birbirine birleşik bir DNA'ları var. Bakterilerde DNA'nın haricinde küçük DNA parçaları da bulunabiliyor. Bulunan bu küçük DNA parçalarına da tabii ki plazmit ismini veriyoruz. Plazmitler özellikle bakteri dürücü ilaçlara ne isimle verdik? Antibiyotik dedik. Plazmit olduğu zaman bakteriler antibiyotiklerden daha az etkileniyorlar. Gençler ya da bazı kimyasal maddelere karşı bu plazmitler direnç sağlayabiliyor. Bakteriler yine tabii ki tüm canlılar gibi hareket edecek. Unutma, hareket etme tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Bazı bakteriler pasif hareket edecek. Bazı bakteriler ise aktif hareket edecek. Aktif hareket edenlerde yer değiştirmeyi sağlayan ne bulunacak tabii ki? Kamçı dediğimiz yapı bulunacak gençler. Bakterilerin özellikle hastalık yapanlarına patojen bakteriler ismi verilir. Mesela bizim vücudumuza bir bakteri girdi, hastalığa sebep oluyorsa o bakteri artık patojen bakteridir. Hatta biz de o bakteriyi öldürmek için antibiyotik kullanırız gençler. Burada küçük bir bilgi de vereyim. Ünitenin sonunda virüslerden de bahsedeceğiz. Virüsler de bizi hasta edebilir. Bakteriler de bizi hasta edebilir. Virüslerin öldürmede antibiyotikler işe yaramaz. Yani viral bir hastalığa yakalandıysak, virüs bizi hasta ettiyse antibiyotik kullanmamız işe yaramaz. Ancak bakteriyel hastalıklarda antibiyotikler işe yarıyor. Ne dedim? Patojen yapan patojenlerde yani hastalık yapanlarda bir de ne bulunacakmış? Kapsül adını verdiğimiz yapı bulunacakmış. Bakterilerin birbirine tutunması veya bulunduğu ortama tutunması da gerekebilir. Bakterilerin bu hücre dışına uzanan tutunmayı sağlayan yapılarına da pillus ismini veriyoruz. Bakterileri beslenme şekline göre iyi bilelim buralar çok karşımıza çıkar dedim. Hatta biraz bahsedelim. Ototrof ne demek? İnorganik maddelerden hemen şuraya yazayım. İnorganik maddelerden Organik madde sentezleyebilen canlılara ototrof canlılar yani üretici kendi besini kendi sentezleyen canlılar denir. Kendi besinini kendi sentezleyen canlılar ise kullandığı enerji kaynağına göre ikiye ayrılır. Ya fotosentez yapacaklar, foto ototrof diyeceğiz biz onlara. Fotosentez yapanlar ne yapacaklar? İnorganik maddeden organik madde sentezlerken güneş ışığını kullanacaklar lar ya da bunlar kemo ototrof olacak. Yaptığı işe de kemo sentez ismini vereceğiz. İnorganik maddeden kemo yapanlar, organik madde sentezlerken ise kimyasal enerjiyi kullanacaklar. Hatta fotosentez yapanlar, foto olanlar güneş enerjisini kullandığı için sadece gündüz besin sentezleyebilecek. Kemo ototrof kemo yapanlar ise Kimyasal enerjiyi kullandığı için gece gündüz besin sentezleyebilecek. Bunların işte gündüz sentezler, gece sentezleyemez gibi bir durumu söz konusu değil. Heterotrof olanlar da var. Yani besinini dışarıdan hazır olarak alanlar da var. Bunları da gruplandıracak olursak mesela bizim vücudumuza girip hastalık yapıyorsa parazittir o bakteri veya saprofit olabiliyorlar. Saprofitler de organik atıkları bu işin tam tersini yaparak inorganiye dönüştürenlerdir. Aslında organik atıkları veya ölüleri parçalayan canlılara saprofit ayrıştırıcı çürükçül canlılar ismini veririz. Bazı bakteriler de saprofit canlılardır, çürükçül canlılardır. Dediğim gibi tekrar hatırlatmış olayım. Hastalık yapan bakterilere de patojen bakteriler ismini veriyoruz. Sonra dedik ki Tüm canlılar tabii ki solunum yapmak da zorunda. ATP sentezleyebilmek için bir solunum olayını gerçekleştiriyorduk. ATP de canlılarda kullanılabilir enerji formuydu. ATP sentezlemek için bazı bakteriler oksijenli solunum yapıyor. Bazı bakteriler oksijensiz solunum yapıyor. Bazıları ise fermentasyon dediğimiz tepkimeler sayesinde ATP ihtiyacını görüyor, karşılamış oluyor. 12. sınıf sınıfa geçtiğiniz zaman bunları çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz tepkimelerini. Şimdi bilmenizi istediğimiz aslında başlıkları. Oksijenli solunumda tabii ki oksijene ihtiyaç var bizimki gibi. Oksijensiz solunum ve fermentasyon tepkimelerinde ise oksijen kullanılmıyor gençler. İki tepkimeye baktığımız zaman farklı basamaklardan meydana geliyorlar. Ama ikisinde ortak olan şey ne? İkisinde de oksijene ihtiyaç yok. Ha bazı bakteriler tabii ki hem oksijenli hem oksijensiz solunum veya hem oksijenli hem fermentasyon tepkimelerini gerçekleştirebiliyorlar. Fermentasyon yapanlar da ya laktik asit fermentasyonu yapıyor ya da etil alkol fermentasyonu dediğimiz fermentasyonu gerçekleştirebiliyor. Etil alkol fermentasyonu yapabilenler aslında mayalanma dediğimiz olayları gerçekleştirebilenlerdir. Mesela hamurun mayalanması etil alkol fermentasyonu yapan bakterilerin gerçekleştirdiği bir iş. Sütün yoğurda dönüşmesi ise laktik asit fermentasyonu yapan bakterilerin gerçekleştirdiği bir iş oluyor. Oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde elektron taşıma sistemi elemanları dediğimiz elemanlar bulunacak. Bunlar da üstüne basa basa söylüyorum sorularda çok yazıyoruz mitokondri organeli bulunmaz yazıyorum oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıda verilen organellerden hangisi bulunur sadece işaret diyebileceğin ribozom bakteri ise ribozomdan başka bir şeyi yok ya da diyorum ki fotosentez yapan bir bakteride aşağıda verilen organellerden hangisi bulunur sakın fotosentez kloroplast organelinde yapılıyor diye kloroplastı işaret et demiyorsun. Bunlar prokaryottur. Kloroplast organelleri bulunmaz. Buradan da devam edelim gençler bakterilerde görülen iki tane özel durumdan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi endospor oluşumu bir tanesi de konjugasyon dediğimiz olay. Tabii ki detaylı şeklini anlatacağım ama şurada bir kafamıza yazalım şimdi bazı bakteriler Endospor dediğimiz olayı meydana getirebiliyor, oluşturabiliyor. Endospor oluşturmak ne demek? Hemen bakterimi çizdim. Hücre zarı var hocam, DNA'sı var hocam, RNA'sı, ribozomu organeli var. Bakteriler zor şartlarla karşılaştığı zaman, zor şartlarda da kastettiğim şey ortam çok ısındı, çok soğudu, asidikleşti, tuzlaştı, bir şeyler oldu, zor bir şartla karşılaştı. Kendini korumak istiyor. Ne yapıyor biliyor musun? DNA'sının bir tane hemen kopyasını yapıyor. Kopyasının etrafını kalın bir örtüyle kaplıyor. Sonra zor şartlarda bakteri parçalansa, zarar görse, ölse bile neyi korumuş oldu? DNA'sını. Ortam şartları normalleştiği zaman bakteri yaşamına devam ediyor. Aslında endospor oluşturduğu zaman kendini küçülttü, metabolizmasını yavaşladı, hayatta kalma şansını arttırmış oldu. Yıldız 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 üstüne basa basa tekrar söylüyorum. En Endospor oluşumu bir üreme şekli değildir. Aslında bakterinin zor şartları atlatabilmek için yaptığı bir işten bahsediyoruz. Hemen bakıyorum. Bazı bakteriler olumsuz ortam şartlarında endospor dediğimiz yapıları meydana getiriyorlar. Endospor çevresel değişimlere oldukça dayanıklı olup uzun süre bu şekilde canlı bakteri kalabiliyor. Ortam şartları uygun hale geldiği zaman istediğine dönüş stü zamanda endospor durumundan çıkacak gençler. Ne yapmış DNA'sını eşlemiş. Sonra DNA'sının etrafını kendi sert bir kılıfla çevrelemiş. Ne yapmış? Bakteri patlasa, çatlasa, ölse bile endospor halinde kendini korumaya devam etmiş. Ne yaptı? Uygun şartlarda hop eski haline geldi. Bunu söyledik gençler. Küre, çubuk, virgül veya spiral şekilli bakterilerimiz olabiliyor. Sonra bakteriler tek hücreli canlılar olduğuna göre nasıl üreyecekler? Bir bakteri DNA'sını eşleyecek. Eşledikten sonra sitoplazmasını bölecek. iki tane bakteri meydana gelecek. Yani Bakterilerde çoğalma, ikiye bölünme dediğimiz olayla meydana gelir. Sonuçta bu bir eşeyli üreme değil. Tek hücreli bir canlı olduğu için ikiye bölünerek üreme yapıyor. Bir eşeysiz üreme gerçekleştiriyor. Ana bakterinin genetik yapısı neyse, yeni oluşan iki bakterinin de genetik yapısı birebir aynı olacak. Normal şartlarda yemeği verdim, evi verdim, her şeyi mükemmel hale getirdim. Bakteriler 20 dakika da bir bölünebilir. Bu da neyi sağlar gençler? Çok kısa sayıda az... ...kısa sürede aslında birey sayısını arttırmayı sağlar. Düşünsene bakteriyi buraya koyuyorum. 20 dakika sonra 2, 20 dakika sonra 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ertesi gün buraya geldiğimde buranın bakteriden görünmez hale gelmiş olması gerekirdi. Doğada tabii ki bu şekilde gerçekleşmiyor. Mutlaka sınırsız şekilde büyümeyi, çoğalmayı engelleyen bazı faktörler ortaya çıkıyor. Ne bileyim besin bulamıyorlar, ne bileyim aralarında rekabet çıkıyor ne bileyim yerle ilgili sıkıntı meydana geliyor böyle sınırsız bir şekilde sayı artmıyor gençler bakterilerle ilgili iki tane önemli olaydan bahsedeceğim demiştim endosporu anlattık Bir de bakterilerde konjugasyon dediğimiz olay söz konusu oluyor konjugasyon Aslında gen transferi dediğimiz olaydır şimdi bizim bakterilerimizin DNAsı vardı Bir de plazmit adını verdiğimiz küçük DNA parçası parçaları vardı. Plazmite sahip olana F artı diyeceğiz. Bakterilerin bazıları da plazmitlere sahip olmuyor. Plazmite sahip olmayana da F eksi diyelim. Konjugasyon olayında iki bakteri hop yan yana geliyorlar. Birbirlerine pillus adını verdiğimiz yapılarıyla tutunuyorlar. Sonra plazmiti olan plazmitini eşliyor olmayana doğru gönderiyor gençler. Aralarındaki stoplazmik köprü sonradan yıkılıyor. Ne oldu? Bunun plazmiti zaten vardı. Artık olmayanın da plazmiti oldu. Aslında ne yapmış oldular? Birbirlerine gen transfer etmiş oldu. Gen aktarmış oldu. Konjugasyon olayı eşeğili üreme değildir. Yıldız, yıldız, yıldız. Başta kaç tane bakteri vardı? İki. En sonda kaç tane bakteri var 2 birey sayısında artışa sebep olmadı ama konjugasyon genetik çeşitlilik oluşmasını sağlayan bir olaydır. Mesela şu baştaki plazmiti olduğu için diyelim ki antibiyotiklerden zarar görmüyordu. Bu ise antibiyotikler tarafından öldürülebiliyordu. Gen aktarımı yapıldığı zaman artık bu da antibiyotiklere karşı direnç kazanmış oluyor gençler. Bakteri konjugasyonu sırasında birey sayısında artış meydana gelmez. O yüzden de bu bir eşeyli üreme değildir. Ne yaptı? Plazmitini olmayana aktardı. İki bakteri başlamıştık. İki bakteri şeklinde bitirmiş olduk. Bakterileri günümüzde çok fazla çeşidi var. Tabii ki hayatımızda bunların çok 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 yeri var gençler. Günlük hayatımızda da devamlı olarak bulunuyorlar. Her bakteri zararlı değil. Mesela bizim kalın bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bakteriler var. Onlar bağırsağımızda yaşıyor. Biz onlara yemek ve ev veriyoruz. Onlar da ürettiği B ve K vitaminini bize veriyorlar. Karşılıklı bir yarar ilişkisi söz konusu oluyor. Yani her bakteri zararlıdır asla bakteri bulunan ortamda bulunmamalıyız gibi bir şey yok. Bakteriler olmasaydı yoğurt üretemezdik, sirke yapamazdık, turşu yapamazdık gibi düşünebilirsiniz. Fotosentez yapan bakterilerin büyük bir kısmı atmosfere oksijen veriyorlar. Yani oksijen ve karbondioksit döngüsü için bu bakterilere ihtiyacımız var. 10. sınıfta azot döngüsünü öğreneceğiz. Bazı bakteriler havanın serbest azotunu yakalayıp baklagillere veriyorlar. Yani yani azot döngüsünde de görevliler. Ayrıştırıcı bakteriler olmasaydı ölülerin atıkları her yerde kalırdı. Bunlar organikleri inorganiğe dönüştürerek madde döngülerinde görev yapıyorlar. Doğal ve sentetik atıkların yani çöplerin yok edilmesinde, işlenmesinde, değerlendirilmesinde tabii ki bakteriler kullanılıyor. Biyoteknolojik çalışmalarda da dediğim gibi bakterilerden yararlanıyoruz. Günümüzde bir hormon eksikliği olduğu zaman o hormonu dışarıdan ilaç olarak bize verebiliyorlar. Hormonları da daha kolay üretebilmek için bakterilere gen transferi yapılıyor. Bakterilere bu hormonları sentezlettirip oradan ilaç elde ettiriliyor. Yani bakteriler olmasaydı günümüzde de çok fazla derecede ilaçla ilgili sıkıntı yaşayabilirdik. Antibiyotiklerin, aşıların, serumların, kanser tedavisinde ve kozmetikte kullanılan bazı ilaçların biyoteknolojik yöntemlerle çok daha kısa sürede, ucuza, zamandan kazanarak, maliyetten kazanarak üretilmesi bakteriler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bazı geviş getiren, özellikle otçul beslenen Canlıların sindirim sisteminde de selülozun sindirimine yardımcı olan bakteriler var. Yine karşılıklı yarar ilişkisi. Benim kalın bağırsağımda B ve K vitamini üreten bakteriler var. Yine karşılıklı bir yarar ilişkisi söz konusu. Mayalama yapmada kullanıyoruz yani gıda sanayisinde kullanıyoruz. Sütü yoğurda, peynire bakteriler sayesinde çeviriyoruz. Etil alkol, sirke, turşu üretiminde yine bakterilerden faydalanıyoruz gençler geldik ikinci alemimize. Bakterilerden çok daha kısa bir şekilde anlatacağız ama genel anlamda bakarsam arkeleri eskiden bakterilerin bir alt grubu olarak sınıflandırıyorlarmış. Neden? Çünkü bunlar da prokaryot hücre yapısına sahip. Çünkü bunlar da tek hücreli canlılar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte arkelerin bakterilerden daha farklı özelliklere sahip olduğu keşfedilmiş. Hemen bakalım nasıl değişik özelliklere sahiplermiş. Mesela bakterilerin çok büyük bir kısmının hücre duvarı vardı. Bakterilerde bulunan hücre duvarı ne yapılıydı? Peptidoglikan dediğimiz bir yapıya sahipti. Arkelerde de hücre duvarı bulunabiliyor. Bakterilerinkinden daha farklı bir yapıya sahip ama bakterilerinkine de benziyor gençler. Ona da pseudo peptidoglikan ismi veriliyor ya da yalancı peptidoglikan deniyor. Bakmışlar ha hücre çeperi bakterilerden farklı. O zaman buna ayrı ayrı bir alem ayıralım demişler ama sadece buna değil tabii ki. Bakterilerin de DNA'sı çift zincirli halkasaldı. Arkelerin de çift zincirli halkasal bir DNA'sı var. Ama bakterilerin DNA'sının etrafında histon proteini denilen bir protein bulunmuyor. Arkelerin DNA'sının etrafında aynı ökaryotlarda olduğu gibi bir protein bulunduğunu pardon şuna tik atacağım. Histon proteini bulunduğunu keşfediyorlar. O yüzden de diyorlar ki DNA'sı da biraz daha farklı yapıya sahip. Arkelerin günümüzde hastalık yapan bir türü keşfedilmemiş durumda. Yani antibiyotiklerden etkilenme gibi bir durumda söz konusu olmuyor gençler. Prokaryotlar dedik, tek hücreli canlılar dedik. Bark Derilerden farklı özelliklere sahip oldukları anlaşıldığı için ayrı bir aleme al alındılar. Bundan önce bakterilerin alt grubu olarak sınıflandırılıyorlardı dedik. Arkelerin hücre duvarı yalancı peptidoglikan veya pseudopeptidoglikan yapılı. Arkelerin DNA'sının etrafında da histon proteini dediğimiz protein bulunuyor. Sonra bakterilerin hücre zarını incelemişler. Orada yağların bağı ester bağıydı ya. Ester bağı denilen bir bağın olduğunu görmüşler. Arkelerde ise ester bağı denilen bağ yok. Ökaryotlardaki gibi bunların yağlarının düz olduğunu da keşfetmişler. Ribozom yapıları da bakterilerden biraz daha farklı. Antibiyotiklerden etkilenmiyorlar günümüzde hastalık yapan bir arke türü de keşfedilmiş durumda değil endospor oluşturabilen bir arke türü de keşfedilmiş değil ama konjugasyon yapabilen türleri var arke deyince ilk aklıma gelecek kelime de ekstrem koşullarda yaşayabiliyorlar ekstremde uç şart anlamına geliyor gençler mesela işte adam banki jumping yapıyor o ekstrem sporlarla ilgileniyor diyoruz. Yani zor, uç koşullarda olan olaylardan bahsediyoruz. Normal şartlarda demişler ki Yanardağ, nazı lavlar püskürüyor. Burada canlı yaşamaz. Bir bakmışlar yaşayabilen arke türleri var. Tuz Gölü'nde, Lut Gölü'nde aşırı tuz oranı yüksek. Buralarda can yaşayamaz demişler. Bakmışlar yaşayabilen arke türleri var gençler. Çok soğuk, çok sıcak, çok asidik, çok bazik ortamlarda arkeler yaşayabiliyor. Bu koşullarda bozulmayan enzim sistemlerine sahipler. Bir de metanojenik arke dediğimiz arkelerimiz var. Bunlar metan gazı üreten arkelerdir. Bunlar zorunlu anaerobiktir. Yani oksijen ortamda yaşıyorlar. Metanojenik arkelerin ürettiği metan gazı da biyogaz olarak isimlendirilir. Geleceğin enerji kaynağı olarak düşünülünüyor gençler. Nasıl elde ediyorlar? Mesela hayvanların gübrelerini alıp bir çukurun içerisine dolduruyorlar. Üstünü böyle şeffaf ne bileyim bir naylon poşet gibi düşünün kapatıyorlar. Ortamın biraz daha oksijensiz kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu ortam oksijensiz kaldığı zaman metanojenik arkeler çok alıyor. Metan gazı oluşturuyor. Bu metan gazını da evlere taşıyıp haliyle doğal gaz gibi ocağı yakmakta ısınmakta kullanabiliyorlar. Doğalgazdan çevreye daha az zarar veriyor. Hem de atıklarımdan kurtulmuş oluyorum. O yüzden geleceğin enerji kaynağı olarak düşünülünüyor. Bu arkeler yani metanojenik arkeler çiftliklerdeki hayvan gübrelerinde, çöplüklerde, bataklıklarda, otçul hayvanların sindirim sisteminde kirler kirlenmiş sularda veya okyanusların dip kısımlarında yaşıyorlar. E haliyle otçul bir hayvanın sindirim sisteminde metanojenik arke varsa ne üretecek? Metan gazı üretecek. Dışarıya bu hayvandan da metan gazı çıkmış olacak. Bazı arkelerin yapısındaki pigmentler ışığı soğurabilen hidrojen iyonlarını hücre dışına pompalanıyor. Koloniler mor kırmızı renk almasını sağlıyor. Baktığımızda tuz oranının yüksek olduğu büyük Tuz göllerinde, Kızıl Deniz gibi yerlerde bu canlıların rahatlıkla yaşayabildiğini görüyoruz veya çok asidik, çok bazik ortamlarda yaşayabilen arke türlerimiz var. Bazı arkelerimiz de dediğim gibi çok sıcak alanlarda yaşıyor. Yanardağ ağzında ya da termal sularda yaşayabilen arke türlerimiz var. Suyun donma noktasında da yaşayabilen arke türleri var. Arkelerin biyolojik ve ekonomik önemine de bakacak olursak tabii ki doğadaki madde döngülerinde aşırı aşırı görev yapıyorlar. Metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde saflaştırılmasında sanayi ve evsel atık suların aratılmasında çöplerin ayrıştırılmasında metan gazı üretilmesinde gübre, biyoyakıt üretilmesinde arkeler günümüzde kullanılabiliyor gençler. Geldik dersimizin sonuna. Birkaç tane soru çözüp bitirelim gençler. Yukarıda verilenlerden hangileri fotoototrofl bakterilerin tamamında ortak olarak bulunur? Bak hemen düşmüyorsun. Kloroplast fotoototrof diye fotosentez yapıyor ama bunlarda kloroplast çift zarlı bir organeldir. Bulunamaz ki. Kapsül ne bileyim ben bulunamaz. Tüm bakterilerde glikojen depo karbonhidrattır. Tabii ki bulunacak. Nükleik asit dediği zaman da kimden bahsediyor? DNA ve RNA'dan bahsediyor. DNA ve RNA da tüm bakterilerde olduğuna göre cevabımız 3 ve 4 şeklinde oldu. Geleyim diğer bir soruma. Yanda numaralandırılmış bakteri türleri verilmiş olup bu türlerin bulundurduğu yapılar artı işaretiyle gösterilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Bir numaralı bakteri kendi besinini üretmek için ihtiyaç duyduğu enzimleri kendisi üretebilir. Bir numaralıya baktığımız zaman nesi var? Klorofili var. Klorofili olduğuna göre kendi besinini kendi sentezliyor. Tabii ki enzimlerini de kendi üretebilir. İki numaralı bakteri antibiyotiklere diğer bakterilerden daha dirençlidir. Antibiyotiklere direnç sağlayan şey plazmitlerdi. 2 numaralı da da olduğuna göre daha dirençlidir diyebilirim. 3 numaralı bakteri insanlarda çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Hastalık yapanlarda genellikle ne bulunurdu? kapsül. O zaman tabii ki hastalıklara neden olabilir diyebiliriz. 4 numaralı bakterinin kendi besinini kendisi yapması mümkün değildir diyor. 4 numaralı bakteride klorofil yok ya kemosentez yapan bir bakteri ise kemosentez yapanlar kimyasal enerjiyi kullanıyorlar. Yani onların klorofile ihtiyacı yok ki kemosentez yapan bir bakteri olabilir. Tüm bakteri çeşitleri kendi proteinlerini sentezlemek için ihtiyaç duyduğu yapıya sahiptir. Tüm bakterilerde protein sentezinde görev yapan ribozom organeli tabii ki bulunacak. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilenlerden hangileri fototrof foto ve kemo ototrof bakteriler için ortaktır? İnorganik maddeden organik madde sentezlemek ototrofluğun tanımıydı. Tabii ki ikisi de bu olayı gerçekleştirebiliyor. Glikojen depolama tüm bakterilerde sadece bunlarda değil tüm bakterilerde ortak. İnorganik maddeleri oksitlediği zaman kemoototroflardan bahsediyordur. Işık varlığında kendi besinini kendi sentezleyebilenler ise fototroflardan. Oto, ototroflardır. Yani ikisinde de ortak olarak olanları soruyorsa cevabımız A oldu. Diğer bir sorumuza da bakıyorum. Bakterilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? Bölünme bakterilerde sayısal artış sağlarken tür çeşitliliği sağlamaz. Bakteriler ikiye bölündükleri zaman birey sayısını arttırmış oluyordu. Ama baştaki bakteriyle sonuçta oluşan bakterilerin genetik yapısı birebir aynı. Yani tür çeşitliliği tabii ki sağlanmaz. Konjugasyon ise bakterilerde tür çeşitliliğini sağlıyordu ama bunu bir eşeyli üreme olarak kabul etmiyorduk çünkü sayısal artış sağlamıyordu. İki bakteri yan yana geliyordu, çıkan da yine iki bakteriydi. O zaman bu da doğru. Endospor oluşturabilen bakterilerde hem sayısal artış hem tür çeşitliliği gözlenebilir. Hadi oradan. Endospor demek DNA'sının etrafını sarıyor. Kendini zor şartlara karşı koruyordu. Bu bir üreme değildi. Genetik yapı değişmiyordu. Birey sayısı artmıyordu gençler. Sayısal artış sağladığı için bölünme ve endospor oluşumu bakterilerin üreme çeşitleri arasında yer alır diyor. Bölünmeyi kabul edebilirim ama endospor üremek değil ki. Hangileri söylenebilirin cevabı tabii ki 1 ve 2 oldu. Gelelim diğer bir soru sorumuza gençler bitiriyoruz. Prokaryot bir canlıda yukarıda verilenlerden hangilerinin bulunması o canlının arkeler alemine ait olduğunu gösterir. Antibiyotiklerden etkilenmeyen enzim sistemi. Şimdi prokaryot olduğu zaman ya zaten bakteri olacak ya arke olacak. Antibiyotiklerden bakteriler etkileniyor, arkeler etkilenmiyor. O zaman arkele, antibiyotikten etkilenmeyen enzim sistemi varsa arkedir diyebiliriz. Pseudopeptido glikan yapılı hücre duvarı sadece arkelere aitti. Histon proteinlerine sarılı DNA molekülünden bahsediyor. E, o da prokaryot. Yapıtsa bakteri ve arke olduğuna göre bakterilerde histon proteini bulunmadığına göre arkeler alemine ait bir canlıdır. Yani cevabımız E'ye düşmüş oldu. Böylelikle konumuzu bitirdik. Gençler, canlılar, bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere toplam 6 tane aleme ayrılıyor. Bakteriler tek hücreli prokaryot hücre yapısına sahip canlılar. Bazıları ototrof, bazıları heterotrof beslenir. Bazıları o oksijenli bazıları oksijensiz bazıları ise fermantasyon tepkimeleri sonucunda ATP üretebilir. Tek hücreli olduklarına göre ikiye bölünme olayıyla eşeğsiz üreme yapacaklar. Olumsuz koşullar altında endospor oluşturabiliyorlar veya genetik çeşitliliği sağlamak için iki bakteri yan yana gelerek konjugasyon olayını meydana getirebiliyor. Arkeler alemindeki canlılar da yine tek hücreli prokaryot hücre yapısına sahip. Baktığımız zaman bakterilerden farklı özellikleri var. Neyi en çok bileceğim? Ekstrem koşullarda, normal şartlarda canlı burada yaşamaz dediğimiz koşullarda arkeler yaşayabiliyor gençler. Hemen buradan da ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.